bu program benim için bilgilenme programı. Aslında dinlemeyi çok sevdiğim ama kültür anlamında zayıf olduğum bir müzik türünde kıymetli bir ismi ağırlayacağım. Genç neslin ve rap ile ilgilenen herkesin çok sevdiğine, beğendiğine emin olduğum bir ismi ağırlayacağım. Ona da program öncesi dedim ki bana öğreteceksin. Çocuğa anlatır gibi anlatacaksın. Birlikte bu keyifli yolculuğu yapacağız bambaşka sohbetlerde. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz diye soracak olursanız hemen bir bakalım efendim. Kararlı ve korkusuzca yaşa. Rekabet içinde olabilmenin ve elinden gelen en iyiyi ortaya koyabilmenin zevkini tat demiş Henry Kaiser. Canım editörüm ben bu cümleyi daha önce bilseydim vallahi bir yerime dövme diye yaptırırdım. Gene en sevdiğim kelimeleri biliyorsunuz ben severim böyle üstüme yazmayı. Müthiş bir şeymiş bu. Rekabet içinde olabilme kısmını tartışabilirim ama yok içimde var o rekabet duygusu. Elinden gelenin en iyisini ortaya koyabilmeniz, zevkini tatmak konusu önemli. Sevgili Norm Ender konuğum efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ne şıksınız bayıldım Merhaba pantolonla bu çok arada. çok güzelsiniz. Çok memnun oldum seninle tanıştığımı. Her tanıştırma. zamanki gibi ben de. Su servisi yapmayacağım çünkü kahvene devam etmek istedi. <laughs> Aynen. Tam Şahanesin. bir kahve manyağıyım yani o Gerçekten. konuda. Gerçekten mi? Kahvesiz yaşayamayanlardan. Ayılmayı hızlandırdığı için. Şimdi dün ha. daha konserdeydik. Dün konser miydin? Evet vardı? yani yorucu Haklısın. bir tempo. Uyudum uyandım. Direkt hmm. buradayım. He, ee, daha da dışına... hoş geldin o zaman. <laughs> Çok zor bir şey yaptın. Ayılmayı yaptım. hızlandırıyor. Belki ondan bilmiyorum. Bir de bizim müzikler hep masa başında oluyor. Doğru söylüyorsun. Ee, sabahlara kadar odaklanmamız gerekiyor. E, kahve odaklanmayı da arttırdığı için. Herhalde ondan bir tiryakiliğim oluşmuş durumda. Bazı uzmanlar çok da iyi değil diyor. Bazı uzmanlar gerekli diyor. Ama ben birazcık kahveyle ilişkinin gerçekten meslekle de alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. İyi geliyorsa da iyi geliyor demek Her şey lazımdı. fazlası zarardır yani. Kahvenin de fazlası zarardır illaki. Ama seviyorum yani. Ender nasılsın? Seni hiç tanımıyorum. Tamam. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum ama seni tanımak için çok heyecan duyuyorum. Ben sizi tanıyorum ama. Yaşasın <laughs> belki de şeydir benimle büyümüşsündür ekranda evet, evet. ben hemen şey yapayım. Neydi ortaokulda ben ortaokuldayken tabii, falan tabii. bu Kesin. E, her şey çok güzel olacak filmindeki evet. rolünüzle falan bir tane arkadaşım vardı sınıfta hatta size çok hayrandı falan posterlerini falan hani odasını. O, o kadar diyorsun. O derece tabii tabii bir şeyi falan tartışıyordu işte Gülşen Bübükoğlu işte işte sinemada hani sinemaya gelmiş olan Gülşen Bübükoğlu'ndan sonra işte en güzel kadın falan. Tabii güzelliğinizden Aa, bir şey kaybetmemişsiniz. Bak zeyden. nasıl bir program <laughs> Başladı şimdi Gülşen ablayla hem de evet, evet. ne bayılırım. Evet çok ne güzeldir. güzeldir evet. Bir de, hayır bir de ortaokul çağında konuştuğumuz şeylere var Ama ne yani. kadar. Ben yani çok güzel falan. Hayır şey güzel ortaokulda Gülşen Bubikoğlu'nu konuşmak çok teşekkür ederim. Ee, yani böyle bir şey çok <laughs> Ah bir, bir iyi hissettim kendimi. Ama evet yani dolayısıyla seninle tanışacağım için şu an çok heyecanlıyım aslında bakarsan benim için böyle daha okunmaya yeni başlamış bir kitap gibi oluyor. Aa ah, süper. Her yeni tanışmalar, her başladığım yeni kitap, her izlemeye başladığım film aynı heyecanı aynı. yaratıyor. O yüzden mutluyum. E, mutluyum. Ender çok güzel bir hikayen var aslında. Kartel. 65. 10 yaşında Kartel. Evet. Tanıdın. 10 yaşındaydım falan. Yani 85 doğumluyum ben. Evet. İşte 1995'te onlar o şarkıyı meşhur tüm ulusal çapta e, infiale sebep olan şarkı yapmışlardı evet. falan. Tanıştın e de, mı Kabus Kerim'le? Yok e, tanışamadım. Sadece bir konserde bir konserimde e, o da aynı mekanda DJ'lik yapıyordu falan. Evet. Böyle bir ayaküstü bir merhabalaşmıştık falan. Havalı bir şey yapayım mı şu anda? Hiç anlamadığım ama çay... seni Kerim'le tanıştırabilirim arkadaşlar. <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> çok iyi değil mi? Tanışırız an? olur. Hiç Ay, çok sana seviyorum değil. onu. Biz de çok şanslı tanıştık Nürnberg'de. Sevgili Sunay Akın'ın Nürnberg'de çok Önemli bir çocuk oyuncakları müzesinde Türk oyuncakları bölümü açıldı. Bir sene sürecek hmm. orada. Bütün Türk oyuncaklarına bir bölüm yapıldı. Güzelmiş. Oranın açılışına gittik. Açılış öncesi bir kafede oturuyoruz. Yanımızda da bir beyefendi var. Hem çok hoş hem çok güzel sohbet eder. Bizi de böyle Aa, Türk müsünüz Abi bir baktık. Kerim. <laughs> Ve biz ondan sonra çok iyi arkadaş olduk onunla. O yüzden senin de ondan etkilenmen de kıymetli. Ben de çok severdim. Yani yurt dışında akrabalarımız var. E zaten o zamanlar internet yok. Onların getirdiği hep CD'ler, kasetler falan oluyordu. Zaten biz de öyle tanıdık aslında bu müziği. Yani yerli olarak da 2000'lerin ortalarına e, kadar falan e, şey yazıyordu işte. E, 50 Cent'in albümü için mesela işte 50 Cent geldi, konuşur gibi yapıyorlar falan oh, yani. Hı. Müziği yani ne olduğunu bilmiyorlar. Rap ne, hip hop ne falan. E, dolayısıyla hani geldi, o çağlarda gitti. E, ben de şey küçük mi? çağlarda işte ee, ilkokul öğretmenimin falan Bendeki müzik yeteneğini keşfetti İşte ailemle konuştu falan Onlar da öyle küçük bir ork almışlar işte bana falan Ben de onları çalıyorum 10 yaşındayım yani hani falan Rap müziğe ilgim de hani böyle Kartel'in <laughs> O yapmış olduğu şarkıda Hani Türkçe sözlü bir şekilde bu kadar tempolu Güzel bir e, match yapılabiliyor olduğunu Hiç bilmiyordum yani böyle bir müzik türünün yapılabileceğini Düşünmüyordum falan O çok etkilemişti pazarlarda tişörtleri satılıyordu Yani herkes evet. biliyor o sırada ya, dolayısıyla çok etkilenmiştim falan. O birazcık e, Türkçe sözlü olarak bu müziği yapabilmem için bana birazcık ilham kaynağı oldu diyebilirim. Yani hani e, özgüvenimi arttırdı. Zaten çok küçük yaşlarda başlanıyor genelde bu müziğe. E bu arada e, yadırgamıyorum da eski çağlarda da öyleymiş. Yani eski çağlarda müzisyenler de en büyük eserlerini teenage denilebilecek zamanlarda yapmışlar. Çünkü çocuklar hata yapmaktan korkmaz. Evet. Hata yapmaktan korkmadığın zaman da çok daha yaratıcı kimsenin bakmadığı perspektiflerden eserler üretebiliyorsun. Dolayısıyla rap müzisyenleri de birazcık şairane bir tarafı olduğu için hani tempolu ve sınırlı bir şekilde söz yazıyoruz. Biz aslında modern şairiz. Ben bence öyle de, tanımlıyorum. Bence de. E, dolayısıyla o küçük yaşlarda bunu keşfetmek, üzerine eğilmek mesela isimleri de saçma olur rapçilerin dikkat ettiysen. Evet şimdi onlara sırayla soracağım ama sen <laughs> o kadar güzel anlatıyorsun ki ben böyle şu an dinlemek tercih ettim. <laughs> i̇şte onun derden. sebebi odur. Küçük yaşlarda isimlerini buldukları için. Normu sen küçük yaşında mı buldun? Ya. Biz bir gruptuk tamam. norm gruptuk yani sonra grup dağıldı hatta üyelerimizden de hani gruba dahil olan herkes başına norm takısı almaya başladı. İşte Norm Ender işte Norm Erman falan. Hani. Gerçekten mi? Evet herkes gelen o takıyı almaya başladı. Daha sonra biz yani grup olarak çok fazla devam etmedik yani arkadaşım da hani bunu devam ettirme taraftar değildi. Ben zaten solo olarak başlamıştım hani daha önceden müziğe öyle devam ettim. Norm... Güzel bir isim bence. Neden? Hani çocuk yaşta bulmuş olmamıza rağmen 2-3 gün gerçekten sözlük falan araştırmıştık. Şöyle ki bizim o dönemlerde yapmak istediğimiz müziği yurt dışında hep örneklerini dinliyorduk. Hı hı. E, hep küfürlüydü. E i̇şte hep bir seksist tarafı vardı. Hep bir parti havası vardı. Evet. Hatta içinde bazen cinsiyetçi sözler bile vardı yani. Yurt dışında yapılan rap'lerden bahsediyorum. E, ama e, ee, ırkçılığa da karşı, uyuşturucuya da karşı çok büyük sözleri vardı rap müziğin. Zaten isyan dedikleri şey evet, evet, de buradan kaynaklanıyor. Evet isyan bir tavır var zaten. Oradaki evet. siyahilere diyorlar ki hani bunu yapmayın. Hani aslında hip, şey, e, hip hop da oradan geliyor işte hippilerin hype olması. Aslında hip hop oradan geliyor falan. Yani birbirinizi vurmayın işte zenci mahallelere diyelim siyahi mahallelerine e, silah dükkanları açılıyor falan filan. İşte bunu yapmayın serserilik yapmayın gelin müzik yapın sanat yapın deyip o zamanın DJ'lerinin hani işte ufak çaplı partilerle oluşturmuş olduğumuz müzik türü. Aslında buradan bakıldığı zaman yurt dışındaki örneklerinde çok daha sert çok daha nasıl anlatayım sınırsız sınırsız gibi mi? evet yani böyle daha Gelişine, Evet, bizim süzgeçsiz. ülkemizde hiç olmayan bir örneği evet. gibi e biz de o dönemlerde çocuğuz dedik ki, yani bunu kesinlikle bu şekilde yapmalıyız yani bizde sansür var çünkü bizim ülkede hep şey e, yalan bir Şarkılarda da özellikle konu aynı şekilde yalan bir hava vardır. Rap müzik böyle değil. Rap müzik e, bir şeyi gerçekliğine çırılçıplak ortaya koyar. ya yani Dolayısıyla e, çevreme bakıyorum. Şimdi mesela aldatılıyor birisi. Hiç aldatıldıktan sonra ben görmedim yani bir tek dileği var mutlu ol yeter. Hani bu böyle şeyler hiç görmedim. Ama bir sanat eserlerimize baktığımız zaman orada bir aslında e, nasıl anlatsam bir romantik ikiyüzlülük seziyorum. Yani yalan yani toplumun gerçeğiyle. Eserlerimizin kullandığı dil arasında uçurum var. Dedi evet. ki bu sansürü çatlatmalıyız. İki yüzlülük mi kıyamıyor mu orada da ben bilemedim. Elimeyim. Yani bilemedim. Ama evet aldatılınca da bir tek Hiç öyle bir mutlu şey yapmıyorlar. Ol, yeter demezsin yani. E, görüyoruz arkasında. çevrede. Dedik ki bu sansürü çatlatalım. Niye sanat eserlerimize mesela hani küfür niye olmasın? E, zamanında neyzen tevfik yapmış, şair şef yapmış ki bu böyle bir sürü şairimiz var. Can Yücel aynı şekilde. Yani alkışladığımız, sevdiğimiz, benimsediğimiz birçok şair zaten bunu yapmış. Osmanlı döneminde de var zaten bu hani e, birazcık müstehcen şiir yazan değil. Zaten hı hı. E, bizim kültürümüzde olan bir şey e, niye bunu hani müzik türüne uygulamıyoruz falan deyip o sansürü çatlatabilmek açısından e, işte isim arayışlarındayız falan. Şarkılar yapmayı düşünüyoruz böyle çok sert çok hardcore ama teenage yani yaşımız çok küçük 15-16 yani. Ya bir de burada küçücük bir parantez girmem lazım çünkü şimdi benim oğlum müzik çok seviyor hı hı. gerçekten. Hayatın içinde var yani bizim hep müzik ve rap dinliyor ama şimdi bir anne olarak da 4 yaşından bir rap dinleyen bir çocuğun olunca oradaki kelimeleri biraz önemsiyorsun çünkü Kesinlikle. ezberlediği şey onun da e, ansiklopedisi diyeceğim hayır sözlüğü oluyor yani Tabii. kelime dağarcığı oluyor doğru kelime bu. Hı -hı. Şarkılardan öğrendiği kelimeler onun kelime dağarcığı oluyor. Sana hak veriyorum. Gelen duyguyu gelişine söyleyebilme özgürlüğü Hı -hı. ve bu bir sanat dalıysa evet olmalı. Ama dinleyen kesim için de bunun bir Darcık olacağını, kelime haznesi olacağını, 4 yaşında bir çocuğun artık bu kelimeleri kullanacağını düşünmek mesela seni bir şey yapmıyor mu? Normu bulma hikayeni anlatıyorsun biliyorum ama bu soruyu sormak istiyordum çok yerine denk geldi. Yok kesinlikle yani ama dünyanın kendisi böyle yani aslına bakarsanız birazcık herkes kendi özelinde kendi ailesi içerisinde işte zarar görmesini istemediği yani aklında saçma sapan şeylerin doluşmasını istemediği dolayısıyla ebeveynler olarak çocuklarına bu şekilde biraz e, ne derler çok hassasiyetle yok, davranıyor. Yok küfür yok demiyorum her, her şeyden karşı bahsetmiyorum bir sadece küfür de değil mesela dört hani yaşında öğrenmesi diyorum sadece ama, ama şu var hani her şeyin iyisi olduğu gibi kötüsü de var evet. yani hani o kötüsüne yönlendirme bazında mesela o ben elimden geleni yapıyorum hani kötüsünün oluşmaması için. Hatta şarkılarımda bunları yeriyorum. Mesela hani çok şarkı sözlerinde uyuşturucu temalı şarkılar yapıldığı zaman ben bunu şarkılarımda yeriyorum mesela. Yani evet, hani evet dinledim seninkileri zaten orada. Bir baş kaldırış gibi bir şey. Aslında ben kendi çevremden de kendi müzik türünü yapan diğer arkadaşlarımdan da bu konuda çok dayak yiyen bir insanım. Yani aslında yaptığım bir şey bir şekilde baş kaldırır ve onların da canını sıkıyorum. Hayır bunu yapmayın, bu şekilde yapmayın derken. Dolayısıyla hani ister istemez aileler de hani çocuklarına e, kimi dinleyeceğini, nasıl şarkılar dinleyeceğini en azından belki de yönlendirmeyle bulunabilir. Çünkü internet öyle bir glo hani Evet. Global dünyada şu anda büyüyen çocuklar öyle bir noktaya geldi Çok. ki artık yönlendirilmeye de açık değiller. Çünkü her şey istedikleri gibi ulaşabiliyorlar. O tabletle sahnede istedikleri evet. zaman istedikleri şeye ulaşabiliyorlar. Yok imkansız işi gücü bırakıp yanında oturman lazım Kesinlikle. zaten. Kesinlikle yani ve tüm şey dünyanın benimsediği büyük kurumsal firmalar da genelde bu tarz illegal işlerin daha fazla tık aldığını gördüğü için o gibi müzik yapan insanları daha fazla ön plana sunuyor. Yani evet. gerek müzisyen olsun gerek... Evet. E, film artistleri gerek influencer'lar olsun falan. Elbette çocuklar ister istemez bunu görüyor. Artık belki de tek şans onun haricinde e, çocuğa verilen işte genel kültür, eğitim. Bizim zamanımızda etütler vardı. Evet. Bir de resim, mesela orada işte bale yapmayı öğrendik, heykelle e, bir sürü şey yaptık, dans yaptık falan. Ailelerimiz gelip bizi izlerdi. Satranç oynamayı öğrendim falan. Yani bir sürü şeye öğreniyorsun. Daha sonra o e, zihinsel e, halterin geliştikçe yani zihinsel gücün geliştikçe en azından hangisinin doğru ve iyi, hangisinin basit, kolay ve kötü olduğunu ayırt edebilecek e, döneme gel geliyorsun. Ya birazcık bu aslında bakarsanız e, bireysel de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani ailelerin yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü artık e, kurumsal ve global firmaların hiçbiri e, inanın bana e, sizin çocuğunuzu düşünmüyor. Tabii yani ki. onlar tamamen tıklanma ve ticaret üzerine Tabii iş ki. yapıyorlar. E dolayısıyla birazcık ailelere kalıyor bu iş. Peki isim zaten Zor, Norm. E, Birçok şey barındırıyor yani altında. Seçtiğin müzik dalı Zor. E, bir eserin içinde bir sürü duyguyu anlatacaksın ve yüzde doksan isyan var orada. Olana bitene, senin vizyonundan gördüklerine ve aslında senin vizyonundan olmasını istediklerini dile getirdiğin. Ve dediğin gibi eş zamanlı aynı sanatı icra eden meslektaşlarınla da çoğu zaman çarpıştığın bir alan. Evet. Neden böyle bir yerde var olmak istedin? Yani bir şeyin icracıları kötü diye yapmış olduğun iş kötü anlama gelmiyor. Yani şu anki yeni nesil çok basit yollarla şöhret olmaya çalıştığı için ya da işte çabuk paraya ulaşmaya çalıştığı için, kısa yolu Hı. seçtiği için e, üretilen müziklerin de nitelikleri çok düşük oluyor. E ne evet. oluyor böylelikle? Bu sene dinledik yaptıkları ya da patlayan bir şarkıyı mesela seneye duymuyoruz. E sebebi de bu. Niye? Çünkü kolay yolda insanların dikkatini çekebilmek üzere şarkı yapıyorlar. Ben küçük yaşlarda e, e, aslına bakarsanız şi şiire ve aforizmalara meram birazcık annemin sayesinde. Annem gazete küpürlerinden hep sözleri keserdi. Anneannem de öyleydi. Evet hep böyle odama bırakırdı işte bazen yapıştırdı falan. Mu? Tabii tabii annem yaşıyor. Allah'ın izniyle. vermesin. amin. amin. Ee, dolayısıyla annemin böyle bir e, şiirleri olan merakından dolayı ben de aslına bakarsanız sözel anlamda bir şiir merakına doğru yönlendim. Küçükken işte karıştırmaya başladım hani ben de. E, Nazım Hikmet, Can Yücel hani hepsine bakmaya başladım falan. E, Babamda plak dükkanı vardı. Babam da birazcık müzik hmm, tarafındaydı. Tamam. E, o, dolayısıyla o plak dükkanı battı ve oradan gelen plakların hepsi bizim eve geldi. Yani dedim hep bu örneği veriyorum. Hani Boneyem'den İbrahim Tatlıses'e kadar o kadar saçma bir müzik yelpazesinin içinde duruyor büyüdüm ki. Duruyor mu plaklar Duruyor. evet, Arşiv olarak duruyor. Süper. Müthiş. Yani dolayısıyla o meç işte hani annemin o aforizmalara güzel sözleri olan merağı Belki de bizi empati kazandırmak için işte ayakkabılarım yok diye üzülüyordum. Ayakları olmayan bir çocuğu görene kadar falan gibi sözler. E, bu gibi şeyleri her gün göre 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 ister istemez sen de empati yeteneğini arttırıyorsun. E, sanatı olan meram çok küçük yaşlarda keşfedildi dediğim gibi. E, babam da gidip bana org aldı. E Bütün bunlar birleşince yapmak istediğim müzik türü hem şiir olacak hem müzik olacak hem tempo olacak. E, bu neyde var? Rap müzikte var. Yani çok fazla e, sese ve nameye dayalı bir müzik türü değil. Ama şiir, edebiyat var içinde. E, dolayısıyla ben de bu yüzden yönlenmiştim e, bu müziğe. E, yaptığım eserlerde de hep zor olanı yapayım diye, e, kendimle hep rekabet haline girdiğim arkadaş grubumdan da hep bir adım ön plana çıkabileyim diye hep kendimi zorladım yazarken. Hani hep bir üst sınıfa, bir üst sınıfa nasıl çıkabilirim diye kalemimi güçlendirmeye çalıştım ama yine de böyle bir gayret yok. Zaten çok hani e, jelibon gibi şeyler yapıyorlar. Kolay hani tüketilebilir müzik yapıyorlar. E, dolayısıyla ben de onlara öyle diyorum. Kalıcı olmak istiyorsanız, hani gelecekte güzel bir eser bırakabilmek istiyorsanız dolayısıyla bunun kolay yolu değil. Zor yolunu seçip en azından nitelikli eserler de üretebiliyor olmalısınız. Genel tarzını bu mı beğenmez misin? Yani genel tavrım bu değil. Yani ben şey diyeceğe bakmıyorum. Biraz şey buldum sen hani sert, zor. Yo. biraz böyle kolay beğenmeyen. Yok estağfurullah. Yok güzel bir şey bu bir yandan Hı -hı. da. O kötü bir şey anlamında söylemedim. Beğenmemekte de değildi. De... Mesela rap'te kimi dinliyorsun Türkiye'de? Kim beğeniyorsun? Hepsini dinlerim. Sever misin? Yok, sevdiğim için değil. Hani takip etmek <laughs> Yok, zorundayım çünkü için benim, benim işim. Yani hani herkesi dinliyorum yeni çıkan, eskiden Eski arkadaşlarımın işte benim dönemimde rap müzik yapan insanların yeni yaptığı işleri falan hepsine bakıyorum. Ya genelde şöyle bir e, yol ayrımına giriyoruz. E, popüler şimdi bir şeyi e, genel kitleye yayabilmek için, averaja oynayabilmek için. Hmm. Dolayısıyla onun niteliğini azaltmanız gerekiyor. Çok dinlenmek için değil çok çünkü dinlenmek sen de için. çok dinleniyorsun. Hayır mesela aşk şarkısı yapmalısın. Çünkü niye? Aşk hepimizin ortak noktası. Hmm. Herkes aşk yaşıyor. Dolayısıyla kalkıp şimdi bir köpeğine şarkı yapsan bu popüler olmaz, hit olmaz. Değil mi? Ama benim için sanat budur. Evet. Benim için yeri gelir mesela. Hani bir manzaraya da şarkı yapabilirsin. Hı hı. Hani çok haşır neşir olduğum bir kalem içinde mesela. Kalem diyelim değil mi? Çok güzel. içinden aforizmalar çıkarabileceğin bir şeydir. Tabii hani gene kimi zaman e, sultanın elinde olmuş, kimi zaman kırılmış bir insanın ömrüne mal olmuş falan. Kimi zaman çok güzel sözler yazmış, kimi zaman Shakespeare'in elinde olmuş, çok güzel oyunlar yapmış. Hı hı. Yani demeye çalıştığım şey buradan da mesela bir edebiyat çıkarabilirsin ama... Bu gibi şeyleri e, ön plana çıkarmadığınız zaman, popüler etmediğiniz zaman, işte o kurumsal firmalar da bu gibi niteliklerin e, arkasına düşmediği zaman, bu sefer böyle bir havuz oluşuyor. Ne oluyor? Kolay tüketilebilir müzik, aşla ile ilgili, la lay lon, parti, ıvır zıvır gibi şarkılar yapmaya çalışıyorsun. Çünkü o zaman genel e, dinleyici kitlesine hitap edebiliyorsun. İnsanlar da bu müziğe girerken buna bakıyor. Yani ben para kazanmak istiyorum, e, sahip olmak istediğim şeyler var, işte arabalar, evler falan. Dolayısıyla bu yol daha kısa. Ben niye bunu seçmeyeyim diyor yeni nesil gençler. Ben de diyorum ki hayır bak böyle bir yolu da var. Evet. Arada sırada o dediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Genel dinleyici kitlesine de oynayabilirsiniz. Ee, ama nitelikli işler de yapabilirsin ki en azından kendi saygınlığını, kendine olan saygınlığını arttırabilmek için. Haklısın. Bu yüzden birazcık. Ama sonuçta sertim. senin yolunun bu sertim Evet bu birazcık yani. Ya çünkü hani örnek alabileceğimiz bizim önümüzde kimse yoktu bu müziği yaparken. E şimdi... Yeni neslinin örnek alabileceği, en azından kendi ülkelerinde bu işi Türkçe sözlü olarak daha önce yapmış olan bir sürü isim var. Dolayısıyla bir yol göstericilik olması gerekiyor diye düşünüyorum ya. Sonsuz katılıyorum sana. Peki şimdi konuşun konuşun son şarkım. Dinledim de gerçekten. Ee, anlamak yani rapi anlayabilmek için ne yapmak gerektiğini bilmiyorum ama bazen ben böyle dinlerken a tamam ya iyi gidiyoruz diyorum. Bir gidiyorum akışında hı hı. gerçekten. Ama bazen de bazı şarkılar böyle of diyorum çok ama karamsar oldu bu. Hani evet. çok çok olumsuzluklar yüzüme yüzüme vuruldu. Şimdi ben bunları duymak istemiyorum galiba deyip yarıda bıraktığım repeserlerde oluyor açıkçası. Hı hı. De demek istediğim oydu çok bıçak sırtı bir hikaye. Şimdi i̇şte konserlerde açıkçası. mesela atıyorum e, konserlere gittiğimiz zaman Depresyon Oteli diye bir şarkım vardır. Hı hı. E, bir insanın anatomisini bahseder. Bilmiyorum. Doğumundan ölümüne kadar Aa, olan süreci anladar, anlatan işte hı hı. E Hadi gel bebek rap'imi dinle. Sana bunu anlatayım izninle. İlk kez ağladın, adını koydular. ırk ya da dil ya da garip bir dinle. işte büyümeye başla dokun tanı öğren artık varsın varsa bir gölgen falan filan şeklinde gidiyor, devam ediyor böyle. Şimdi mesela bunu, bu nitelikli bir eser, bu ağır bir eser, bir kitap gibi bir eser yani. Dolayısıyla bunu Hemen mesela konserlerimize söylemiyoruz. Ha söylemiyoruz. Söylemiyoruz, söylemiyoruz. Yani mesela. Klaplarda çıktığım zaman eğlendirme üzerine kurulu bir entertain bir ortamın içerisinde bu şarkı olmaz. Yine mesela son uyku var. İşte annesi vefat etmiş bir çocuğun. Çok küçük yaşlarda annesini kaybetmiş. İşte bir kurguyu yaratıyorum bu şekilde. Dolayısıyla Yetimler Öksüzler için yaptığım bir şarkı bir bakıma. Onlar dertlensin diye yaptığım bir şarkı. Hani o, o konuda arkadaşlık kurabilirim diye yaptığım bir şarkı. Onu da mesela okumuyorum o gibi yerlerde. Dolayısıyla daha eğlence kafasında olduğumuz için hızlı, tempolu, eğlendirebilecek müzikleri yapıyorum mesela mekanlarda. Ama kendime ait mesela bir kültür merkezinde sahne aldıysam ve sadece benim dinleyici kitlemden oluşan bir konserse o, zaten o istek geliyor. Yani onu istiyorlar. E bir de o aralarda böyle konuşuyorum. Yani bu şarkıların amacını anlatıyorum. Yani bu depresif boyuta değil sizin kafanızdaki bir e, kafesi patlatmak için bu şarkıları yazıyorum. Hani kuşlar düşünceler birazcık uçsun farklı yerlere diye bunu yapıyorum diye. Böyle bir şey kendimce bir matematik. Ama senin dediğini çok iyi anladım. Evet. Ya eğlenmek için gittiğin bir yerde kesinlikle yok, eğlenmek belki istiyorsun. Belki moduma, yo arabada dinliyorum ben Hı -hı. müziğimi de. Aslında dediğin gibi insanın şahsi gününe ve anına da bağlı bir şey bu bence. Şimdi mesela söylediğin iki şarkıyı da merak ettim. Özellikle Depresyon Oteli. Depresyon Oteli. Onu merak ettim. Onu dinlemek istiyorum. Şimdi mesela şöyle bir şey görüyorum sende. Hareketli beat kullanırken. Ufak bir geçiş kısmında flüt melodisiyle ilk kez drill tarzına geçiyorsun. Şimdi uh -huh. buradan şunu mu anlıyorum ben? Var olan akımda biraz yenilikçi hareketler de yapıyorsun alttan evet. alta. Yo Yok istesek bunu yapabiliriz diye aslında bir meydan okuma. Yani şu evet. an çocukların yere göğe sığdıramadığı o basit yetenekler işte drill müzikler falan. Evet. Yani istesem aynı şarkı içerisinde bu tarzlara da tak tak diye geçiş yaparım yaparım diyorum yani. Bunlar basit diyorum ben. Yani çocuklara göstermeye çalıştığım şey o. Hani sizin şampiyonlaştırdığınız şeyler aslında bizim için çok basit. Hani başarıyı bunlarda aramayın çünkü çok e, bir özenti durumu var. Hani globalde ne tutuyorsa. Dolayısıyla ona bizim ülkemizde hemen bir kılıf, uydurma artık direkt hani görselleri, klipleri, her şeyi, sözleri falan çalmaya kadar giden hani bir e, süreç. E, çok homojen bir yapıya dönüştü dünyada. E, çok glo global bir durumda, küresel. Her gün görüyorlar. O İngilizceyi, sözü hemen tak Türkçe'ye çeviriyor. E, hop oradan bir şarkı yapıyor falan. E, bunları görüyorum. Ben diyorum ki bunlar basit. Okey tamam bunu yapabiliyorsunuz. Tamam bunu ama peki nitelikli eserlerinizi ne zaman yapacaksınız? Ben sizden ne zaman etkileneceğim? Ne zaman bir söz duyumlu bir şarkı duyduğumda beni hüzünlendireceksiniz ya da atıyorum beni aşırı mutlu edeceksiniz? Düşündüreceksiniz. Öyle bir şey. Vallahi hiç olmadı ya yeni nesilde. Ne ediyorum. ne Şu an hani hiç e böyle bir şey dinleyince wow diyebileceğim hiçbir eser çıkmadı. Gerçekten. Gerçekten. Bilmiyorum belki ben e, çok e, şey idealist yaklaşıyorumdur. Yani kusura bakmasın yeni dinleyiciler de e, bu müziği üretenler de bilemiyorum ama gerçekten hani şey ben daha kötüsünü yaparım. Ben daha kötüsünü yaparım. gibi Bir yarış var sanki şu anda. Ben daha da kötüsünü Peki, yaparım. Peki bu şeyle falan. mi alakalı? Sen bu kadar anlatınca bende hep şöyle bir şey var. Aa Ender çok okuyor. Çok gündem takip ediyor. Kendini çok hani şey tutuyor. Güncel tutuyor <laughs> ve çok dertli dert ediyor. Hani çok her şeyin üstünde duruyor hayatında. Hiç öyle geriye çekilip seyredeyim değil gibi bir duygu yaratıyorsun bende. O zaman şuraya mı geliyoruz? Gençler yeterince meselenin içinde mi değil? Gerçekten o hayal ettikleri hayatı yaşayıp bir an önce bir arkadaşa bakıp çıkacağım tavrımı bu. Kesinlikle. Rap müzik popüler diye bu işin içindeler. Ama rap dediğin şey bir isyansa, uh -huh. şiirse, evet. E, sizler evet gerçekten şu anda güncel e, ve modern şairlerseniz ki bence de öylesiniz. Eee o zaman çok okumak ve çok hakim olmak gerekiyor sanki değil mi? Bu da doğuştan gelen bir yetenek yani istediğin kadar oku Nazım Hikmet olamazsın mesela. Hani bu okumakla da alakalı bir şey. Tabii ki de kendini geliştireceksin. Yani yeteneği keşfetmek ve ondan sonra onu işlemekle alakalı bir durum. Ya ben rapçileri görüyorum mesela bir programa çıkıyorlar iki kelimeyi bir araya getiremiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Evet. Yani sayfalarca söz yazan kafeli söz yazan bir insan için kendini e, ifade, ifade edememek. edememek bu çok kötü bir durum. E, do, dolayısıyla hani insanlarla bizi gördüğü zaman hani onlarla arasındaki fark Aa, işte çok okuyordur onlandır gibi bir teşhise kaçıyorlar. Sadece çok okumakla da alakalı değil. Yani bir şeyleri kafaya takıyorsun yani Üstüne düşüyorsun. Ben sadece rap müzik dinlemiyorum ki. Hatta rap müziği diğer, yani dinlediğim müzikler mesela rap müziği çok daha az dinlerim. Ya da sadece müzik dinlemiyorum. Yani ya da işte atıyorum e, görsel sanatlara da çok merakım vardır. Ya birçok konuda araştırma yaparım. Çünkü niye? işime yarıyor. Gezerim, gezmek güzeldir. E, i̇nsanlarla iletişim güzeldir. Bizim bir de çağ olarak e, benim neslimin bir avantajı oldu. Şimdi biz 90'larda oynayan hani artık 90'ların son nesli olduğumuz için evet. 80 doğumlular. 90'larda çocukluğunu yaşamış nesil demek şu demek. Şimdi ben dedemle aynı sokak oyunlarını da oynadım. Ama o çocukların şu anda kullandığı bilgisayarların ilk girişim evresine de sahip oldum. Yani o manuel olarak hani dönemi de biliyorum. Şu andaki dijital çağa da ayak uydurabiliyorum. Beş taşta oynadım. Kesinlikle da bizim oynadım. bizim çocukluğumuzda böyle bir şey vardı. Dolayısıyla ben iletişim kurarken kendimden e, üst nesillerde de çok rahat iletişim kuruyorum. Çünkü mahallede maç yaptık. İşte atıyorum komşunun salçalı ekmeğini de yedik. İşte camide su da içtik. Erik ağaçlarına da daldık. Yani biz bunları da yaşadık yani. Evet. Ama şimdi yeni nesilde böyle şeyler yok. E, dolayısıyla ikili ilişkileri zayıf oluyor. Çünkü diyalog kuramıyorlar, konuşamıyorlar. Kendilerini ifade ettikleri tek mecra sosyal medya. E, sosyal medyada da o depresyon, yani o anksiyete, hayatlarında yaşadıkları yalnızlığı bir bakıma kamufle edebilmek için ilgi toplayabilecek şeylere önleniyorlar. Yani dolayısıyla basite kaçıyorlar aslına bakarsan. Ben oradaki duygusal travmayı da görebiliyorum yani. Yani insanlar eleştirirken o bunu yapmış, bunu bak ilgi toplamaya çalışıyor ama onun arkasında çok duygusal bir şey var ya. Yani çok yalnız ki böyle ilgi toplamaya çalışıyor. Çok acı, acı nasıl bir şey yani. Müthiş saptamaların var yani konuşmamaktan haz aldığım programlardan birini yaşıyorum <laughs> gerçekten. Bize oyuncu olarak çok sık sorulan bir soruyu aşırı merak ettiğim için sana sormam lazım. Bize hep diyorlar ki bu dizi senaryolarını nasıl ezberliyorsunuz? Asıl siz nasıl ezberliyorsunuz? O kadar şarkıyı konuşsayın nasıl yapıyorsunuz Allah aşkına? Ritmik. Nasıl ritmik? Yani ritmik ezber daha basit. Şimdi ben şarkıyı yazarken zaten bin kere onun üstünden geçiyorum. E bir tamam. de bunun kayıt evresi var biliyorsun. Hani söylüyorsun işte mixi var, masteringi var. Aman bir hata var mı dinliyorsun. Oradan pıt duydum, şuradan çıt duydum falan. işte ses dengesini falan sürekli bir revize veriyorsun. Zaten bunları yaparken o sözleri ezberlemiş oluyorsun. Hani yazan bunu bilmeyecek mi? Tabii ki de bilecek. İnsanların şaşırdığı şey çok saçma ama saçma şöyle bir şey. Saçma değil deme öyle. No no no. Peki bir dakika şarkıyı söylemeye başladın. Heyecanlandın bir şey oldu. Orada gözün bir şeye takıldı. Olur. Yanlış kelime Nasıl oluyor, oluyor oluyor. E şimdi bak geçen programda ben şuradaki banta takıldım. Açılışta ne konuşacağımı <laughs> unuttum. Ben öyle giderim. O bant düzen yapamadım. Ama tutturdum bir yerinden. Ama şarkıda öyle değil ki. Ne oluyor kelime kaçınca? Benim herhalde... şey gibi çünkü bu naylon çorap gibi sizin Yok, yani. doğru. Ama şöyle bir şey var. Mesela sahnede söylemeyi unuttuğum, yani uzun süredir söylemediğim falan şarkılara bazen istek geliyor. E? Onları söylüyorum. Mesela unutuyorum çünkü sözünü <laughs> unutmuşum. En en, en son 10 sene önce söylemişim mesela gibi. sahnede şarkıyı. Onu unutuyorum. Ama şöyle bir avantajı var. Benim şarkılarım yine birazcık e, dinleyici kitlesi çok yüksek olduğu için Söylediğim yerlerde bilindiği için hep bir ağızdan söyleniyor ya. Aa, ya bizde şöyle bir şey oluyor. Dört ya. Dört dört. <gülüyor> <gülüyor> o o sırada tabii tabi, o triko. Yani Çok o unuttum iyi. hadi beni tamamlayın sonra devam falan. Tamam onu profesyonelce yapıyorsun hiç anlamıyor insanlar unuttun o an. Bakalım ne soru çıkacak sana buradan. Seçiyoruz ha. Haydi seç. UEFA seçimleri gibi. Gibi. Real Madrid. Bakalım it. kim <gülüyor> çıktı. <gülüyor> annenizin ardında bırakmasını istediği şey ne? Bakayım. Yanlış bir soru mu bu ya? Ha, annen senin ardında ne bırakmanı isterdi anlamında sevgili Burak Sergen sormuştu soruyu. Annen benim ardımda ne bırakmak isterdi? Hani şey olur ya böyle anneler, evladım bir çoluk çocuk sahibi ol, hmm. şu hayatı tamamlamadan gibi. Yani annenin öyle şeyleri var mı? Ardında da şöyle bir şey bırak dediği. Annemle çok bağlıyım. Yani e, Çocukluğumdan beri de beni hep yönlendirmiş ve gerçekten vizyonunu bana aktarmak için elinden yapmış. Yani şu anda anlayabiliyorum onu. Özellikle çalışan bir kadın için çok zordur. Müthiş bir şey. Yani doğduğum, büyüdüğüm semtte mesela babam da aynı şekilde. Yani ikisinin uyumunu çok seviyorum. İkisi karar veriyor. Diyor ki bu çocuğu burada hani semtte bırakmayalım. Burada gelişirse kötü bir şey olacak falan. Yani i̇yi şeylere yönlenmeyecek. Mesela bambaşka bir semte taşınıyorlar falan. Ne bileyim işte etüte yollamaları. Mesela yurt dışına çıkmaması falan, i̇şte annemin hep beni beslemek için bir şeyler yapması falan, onun değerini şimdi anlıyorum. Dolayısıyla çok vizyonel bir kadın, yani çok güçlü bir kadın. Ee, öyle bir kadının elinde büyümek de yani ama hiç bana bak, gerçekten ailemden şunu yapma, şu sınırların olmasın, böyle olmasın. Hani böyle bir e, nasıl anlatayım, disiplinli, aşırı disiplinli bir şey görmedim. Yani Dikte eden bir, değil, bir durum olmadı. değil, kesinlikle değildi. Annem daha çok e, söylemeden yaşatır ya da ne bileyim o anı yani bana beni yönlendirmesi birazcık manipüle etmektir aslında Tek çocuk musun? Evet. Anne manipüle eder beni. Ben de anlamazdım çocukken ama iyi ki manipüle etmiş. Çünkü bir şey söylediğin zaman hayırdır ya ama hani manipüle edersen onu bir şekilde o işte zekasına da oradan güveniyorum zaten. Çok zeki evet. bir kadın. E babam da da aynı şekilde ikisi çok büyük bir uyum içerisinde bana hiç böyle bir despotizm yaşatmadıkları için hani e, dolayısıyla ben de onları hiç hayal kırıklığına uğratmadım açıkçası. Hatta çok e, şey yaparlardı, çok çocuğu serbest bırakıyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan hmm. her istediğini alıyorsunuz evet, klasik falan Klasik elalim. Klasik elalim lafları. E, bir şey olmadı yani, yani. Çok da güzel bir şey olmuş. Evet teşekkür ederim. O zaman aslında annenin ardında bırakmanı dilediği her şeyi sen şimdiden bırakmışsın gibi geldi bana aslında. Annem şöyle görüyor. Ee, yaşam süreç bu süreci de genel anlamda süreci de kendi hayatında da aynı şekilde. Çok küçük şeylerle de mutlu olabiliyor annem. Yani birazcık hani o anı yaşa insanı vardır ya. Annem biraz öyle bir insan. Gerçekten. Bana da hep onu öğütlemeye çalışır. Hani istediğin şeyi yap, mutlu olduğun şeyi yap. Kimseyi dinleme. Hani kimse seninle aynı mezara girmeyecek falan. Sen yaşıyorsun. Bir tane hayatın var, başka bir hayatın yok. İstediğin şeyleri yap ve Yaşlandığında verdiğim büyük öğüt keşke dediğin bir şey olmasın, yapmadığım diye keşke dediğin bir şey olmasın. Dolayısıyla hani şu anda nefesin, e, vücudun, sağlığın elverişliyken istediğin ülkelere git, istediğin hmm. şeyi yap, istediğin hayallerinin peşinden git falan. E şimdi böyle motive edici bir insan olduğu zaman e, aile dedi. Normal Başarı kaçınılmaz oluyor. oluyor. Başarı kaçınılmaz oluyor. Aynen öyle. Seni tanıdığıma çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Çok mutlu oldum seni tanımadan tanıdığım için. <laughs> Eyvallah. Hoşuma Teşekkür gitti ederim. bu tanışma hali ve biçimi. Artık seni daha dikkatli dinleyeceğim. Teşekkürler. Beklerim ve bir beklerim ben de Hayatımdaki ilk deken. dinleyeceğim rap konseri olabilirsin. Tamam, Bunu yapabilirim süper. gerçekten. Süper. Defterde sana ayırdığım sayfaya küçücük bir satır isterken senden sonra gelecek olan konuğum için de bir soru cümlesi rica edeceğim. Değil. Ama ondan önce ikimizin fotoğrafını çekip programımızı sonlandıracağım. Tamam. Böyle bir video. Da Teşekkür Siz ederim. Bana bugün bir sürü şey öğrettin. Bilmiyorum ha. farkında mısın ama. Bilmiyorum hiç. Aklı ee, gitti konuştum yani. Yok çok güzel şeyler anlattın ve öğrettin ve bence seyircilerime de İnşallah sıkmamışımdır ya. İnşallah. Hiç. Bir 35 dakika daha dinlerdik seni. Seyircim çok bilir so ben bu kadar susmam. Öyle mi? Biraz çenesi düşük e gibi. de koç burcu. <laughs> koç burcu mu dedin? <laughs> Anlatsın sabah kadar. Deli deliyi görünce sofasını saklar. Evet, Bunu e yaptım. Bunu yaptım ve bundan da çok keyif aldım. Ya, teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sağ olun. İsyanların şiir satırlarında yerini bulsun. Teşekkür Biz de ederim. müziğinle birlikte dinleyelim. Çok kıymetli bir alan seçmişsin ve iyi ki de bu alanı seçmişsin. İyi ki teşekkür ederim. Ben Kendini aynı, güzel bulmuşsun. İyi dilekleri sizin için e, sarf ediyorum. Mutlu olalım ya. Evet, evet. Mutlu sevdiğimiz şeyin peşinden gidelim yapalım. Teşekkür ederim. Yani ben de çok eğlendim çok keyifliydi. Okan abinin lafıdır bu arada hani deli deli göce sopasını saklar. Evet evet. Evet. Yani gerçekten ben de çok mutlu oldum. Bilmiyorum böyle bazen de çok konuşuyorum bir şey anlatıyormuşum gibi hani kendimde şey hissetmek istemiyorum. böyle bir Hiç kendini şey bilinçli, hissetme. Hani böyle bir şeyler aktarmaya çalışıyormuşum gibi gözükmek de istemiyorum. Bu kadar Gerçekçesi. yaşanmışlığın üstüne tabii ki aktarmak gerekmez mi ya? Tatlı Daha bir şey var. eğlenceli zamanlarım da vardır. ya Daha <laughs> eskireli zamanlarım. Bence bu güzeldi. <laughs> okay. Bence her şey çok tadında bir okay. güzeldi. Evet keşkemiz olmasın gerçekten. Bugün böyle aile sofrasına oturduğunuzda bir sorun bakalım birbirinize bugüne dair bir keşkeniz kaldı mı? Olmazsa yarın telafi edersiniz. Bir başka Van Başka Sohbetler'de tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İlk kez tanıştım Ender'le. Duruşu, bilgisi ve kendini ifade biçiminden çok etkilendim. Sanat bütünlüğüne bu yüzden hep şükür ettim. sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Çok keyif aldığım bir program oldu. Yüzünüzün güzelliği kalbinize, kalbinizin güzelliği çevrenize yansıyor. Bir ömür bu hoş enerjinizin hiç tükenmemesini isterim. Ender Eroğlu. Namı diğer Normal Ender.